Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde akıllara zarar bir dosyayı inceliyoruz. Chris Kremers ve Lisanne Fromm. 21 ve 22 yaşındaki iki Hollandalı arkadaş Panama Bukette'ye yaptıkları seyahatten bir daha geri dönemediler. Arkalarında bıraktıkları ise onlarca farklı teorinin doğmasına yol açtı. Orta Amerika'nın korkutucu coğrafyasından karma karışık bir hikayeyle karşınızdayım. Umarım sıkılmadan dinlersiniz. 2014 yılındayız. Hollandalı Chris Kremers ve Lisanne Fromm aynı kafede çalışan iki genç kız. Aynı zamanda aynı okulda okuyorlar ve çok iyi anlaştıkları için de ev arkadaşı oluyorlar bir süre sonra. Çok yakın iki arkadaşlar. Liza 22 yaşında, psikoloji bölümünü yeni bitirmiş, düşünceli, zeki ve biraz çekingen olarak tanımlanıyor arkadaşları tarafından. 1.84 boyunda bir voleybolcu, gayet uzun boylu, güzel bir kız. Chris ise ondan bir yaş küçük, 21 yaşında. Aynı üniversitede, o da sanat branşından mezun. Açık sözlü ve neşeli biri, tiyatro ve müzikten hoşlanıyor. İkisi de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve ikisi de günlük tutuyor. O sene okul dönemleri sona erince bir sene ara verip beraber gezmek, yeni kültürler öğrenmek istiyorlar. Lisanne daha önce Almanya'dan daha uzağa gitmemiş. Chris ise ailesiyle Peru'ya gittiğinde Güney Amerika'ya aşık olmuş. Bu nedenle de Orta Amerika'daki Panama'yı görmek istiyor. Chris Lisanne'ı ikna ediyor ve Panama'da hem İspanyolca öğreniriz hem de çalışırız hem yeni kültürler tanırız diyerek 6 hafta orada kalmayı düşünüyorlar. Mart ortası gibi gidip Nisan sonu dönecekler. Aslında. Bunun için de yaklaşık 6 ay para biriktiriyorlar. Hatta çocuklara öğretmenlik yapacakları için aileleri ve arkadaşları da onlara destek oluyor. Hem para veriyorlar hem de oradaki çocuklara vermeleri için böyle minik minik peluş oyuncaklar veriyorlar, biriktiriyorlar. Onları da getiriyorlar. 15 Mart 2014'te Amsterdam'dan Costa Rica uçağına biniyorlar. Costa Rica'da bir otobüsle Bocas del Toro'ya varıyorlar. Burada feribotla Colón Adası'na geçiyorlar. Karayip Denizi'ndeki Bocas del Toro'daki Colón Adası'nın güney ucunda bulunan bir kasaba. Burası turistik bir yer. Turistlerin gayet sıklıkla gittikleri bir yer. Bocas kasabası 2008 yılında 13.000 nüfusa sahip. Burada klasik bir turist hayatı yaşıyorlar aslında. İşte lokal yemekleri tadıyorlar. İspanyolcalarını geliştirmeye çalışıyorlar. İspanyolca öğrenmeye çalışıyorlar. Ve plajları geziyorlar, yüzüyorlar. Yani bildiğiniz turist. İçki içiyorlar. Zaten fotoğraflarında da burada ne kadar böyle güzel vakit geçirdiklerini görüyoruz. Onları da zaten paylaşacağım sizinle. Bu arada günlük tuttuklarını söylemiştim size. Chris yolculuk ile ilgili günlüğüne şunları yazıyor. Otobüs şoförü sadece İspanyolca konuşuyordu. Sırf çantamız yerliler arasında gerçekten göze çarpıyordu. Eski bir köprüden oluşan sınıra geldik. Sınırı bu şekilde geçmek çok tuhaftı. Pasaporttaki bir çıkartma için para ödemek zorunda olduğumuza inanamadım ve galiba dolandırıldık. Bir adam bize yaklaştı ve Bocas'a gidip gitmeyeceğimizi sordu ve biraz şüpheliydik. Çünkü ona güvenip güvenmeyeceğimizi bilmiyorduk. Herkes çok heyecan içindeydi çünkü son tekneyi yakalamaya çalışıyorlardı. Neyse ki araç geldi. Sürücüye bakmaya bile cesaret edemedim. Çünkü inanılmaz hızlı sürüyordu. Cehennem gibi bir yolculuktu. En sonunda nihayet oraya geldik. Bunları anlatan Chris'ti. Yine Lisanne da günlük tutuyor ve o da günlüğünde şunları yazmış. Wow, ne yolculuktu. Ama neyse ki güzel ve şirin Bocas del Toro'ya vardığımızda neredeyse tüm bu yolculuğu unuttum. San Jose'de bunun ihtimali büyük olsa da ölü bulunmak istemem. Ama hayatımın geri kalanını burada geçirebilirim. Acaba ne zaman emekli olurum? Burada daha fazla dayanamayacağım. Güneşte duruyorum ve burası çok sıcak. Gölgede bile diri diri yanacağımı hissediyorum. Ama buna rağmen güneş yine de çok güzel. Bir insan ne kadar mutlu olabilirse o kadar mutluyum. Ayrıca bir yunus gördüm. Daha ne isteyebilirim ki?
Günlüklerden iki kızın durumları farklı yaşadığı anlaşılabiliyor. Yani birini daha mutlu, biri ise daha böyle depresif bir halde. Ama günlüklerinden de gayet dikkatli kızlar olduğunu fark ediyoruz. Bu tatil beldesinde iki tane Hollandalı çocukla tanışıyorlar. Ve onlarla da böyle hoş vakit geçiriyorlar. Bu arada tatillerini yaptılar. Artık çalışma vakti. Zaten en büyük amaçları orada çalışmak ve para kazanmak ve çocuklara yardım etmekti. 31 Mart'ta Phuket'e varıyorlar. Burası da Panama'da küçük bir dağ kasabası. Panama'dan böyle daha yeşil dağlık alanlarında yer alıyor Panama'nın. Burada bir okulda gönüllü olarak çalışacaklar ama okula gittiklerinde aslında planlarını düşündükleri gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Planları değiştiği için hayal kırıklığına uğruyorlar. Günlüklerine yazdıklarına göre ilk günleri berbat geçmiş çünkü oradaki görevliler onları gelecek hafta bekliyormuş ve onlara oldukça kaba davranmışlar. Aslında okul o hafta başlayacaklarına dair mail atmış ama buna rağmen, maili göstermelerine rağmen işte oradaki görevliler yapacak bir şey yok, burada da kalamazsınız diyorlar. Lizan ailesine de mesaj atıyor hayal kırıklığına uğradık diye ve Yerevan'dan bir kadın evinde kalmaya gidiyorlar. 4 hafta boyunca bu evde kalacaklar. Miriam Girira diye bir kadın. Tek katlı mütevazı bir evi var. Daha önce de burada öğrenciler kalmış. Miriam devamlı evinde yabancı öğrenci misafir eden biri. Bu konuda da deneyimli. Evet, kızların kalacağı yerin ayrı bir girişi var. Yani Miriam'ın kapısıyla kızların kapısı farklı. Ayrı da bir anahtarı var tabii ki. Miriam kızları çekingen ve huzursuz olarak tanımlıyor. Muhtemelen planları düşündükleri gibi gitmeyince işte moralleri bozuldukları için öyle davranmışlardır diye düşünüyorum. Evdeyken de Miriam'la çok fazla vakit geçirmemişler. Böyle tek başlarına genelde hep kitap okumuşlar. Bir de şunu biliyoruz, Lizan hafif hastalanıyor ve eczaneye gidiyor ve eczaneden öksürük şurubu ve sinek ilacı alıyor. Sinekler çok fazla çünkü. 2 Nisan'da da okulda çalışmaya başlayacaklar. Peki bu arada nerelere gidiyorlar? Bu bir haftalık arada nerelere gidiyorlar? Tabii ki geziyorlar. Boru Yanardağ'ını görüyorlar. Orada kahve yapımı çok ünlü olduğu için kahve yapılan yerlere gidiyorlar. Turu almıyorlar. Turu bir sonraki güne saklıyorlar. Çünkü tur onlara pahalı geliyor. O zamanlar işte 35-40 dolarmıştır. 1 Nisan Salı günü Phuket bölgesi kıyısındaki Pioniste yolunda yürüyüşe çıkacaklar. Tekrar ediyorum, 1 Nisan'dayız. 2 Nisan'da da işe başlayacaklar. Burası kaldıkları evden 9 kilometre uzakta, yağmur ormanlarında bulunan bir bölge. Yürüyüşleri kısa sürecek çünkü aslında ertesi gün rehberli tur ayarladıkları için asıl geziyi ertesi gün yapacaklar. O gün sadece kendileri yürümek istiyorlar, kısa bir yürüyüş yapmak istiyorlar. Ve bir köpekle yola çıkıyorlar ve 2 saat sürecek bir yolculuk yapacaklar. Yani toplam yürüyüşleri 2 saat sürecek. Köpeğin de kimin olduğunu bilmiyoruz. Fotoğraflarda da yok bu arada. Köpekte hiç resimleri yok. Belki de oradaki bir restorantın köpeği. Yani onlara yanlarında olması için, etrafı belki bildiği için, onlara rehberlik yapması için biri verdi. Onu bilemiyoruz. Ve o gün Facebook'a şehirde gezeceklerini yazıyorlar. Ama Liza'nın annesine ve Chris'in erkek arkadaşına Pianeste yolunda köpekle gezeceklerin haberini veriyorlar. Ama mesela Miriam'ın haberi yok onların köpekle gezeceklerinden. O bilmiyor. Daha sonra sıcak havaya uygun yürüyüş kıyafetlerini giyiyorlar. Yanlarına kameralarını, cep telefonlarını, biraz su ve biraz da para alıyorlar. Yolun başına kadar taksiyle gidiyorlar. Taksi şoförünün söylediğine göre onları 13.40'da bölgeye bırakıyor. Güya kızları görenler bu yolu işte tek başınıza gitmeyin diyorlar. Bu ne kadar doğru bunu bilemiyoruz yani. Muhtemelen oradaki rehberler para koparmak için de tek başlarına gitmemelerini söylemiş olabilirler. Ve yürüyüşe başlıyorlar. Piyaniste rotası aslında güzel bir yürüyüş rotası bu arada. Etrafta insanlar var, bir tane kulübe var. Burası tek bir yön. Yani burada aslında kaybolmanız imkansız yani. Tek bir yönden gidip tek bir yönden dönmeniz gerekiyor. Sağa sola ayrılan yollar yok.
Tepesinde çok güzel bir manzara var. İnsanlar oraya kadar yürüyorlar. Tepede işte fotoğraf çekilip geri dönüyorlar. Orası da o tepeye varmak da yolun başından itibaren tam 2 saat sürüyor. Burada işte dediğim gibi fotoğraf çekilip geri dönüyorsun. Ama bu yürüyüş yolunu geçtikten sonra yol ikiye ayrılıyor işte. Yani o tepeden sonra ikiye ayrılıyor ve işler tehlikeli olmaya başlıyor. Çünkü ne üdüğü belirsiz bir ormana bağlanıyor. Pianista bölgesinde kızlar denizden 1890 metre yükseklikte. Chris'in ailesinin söylediğine göre en son saat 14'te yürüyüşte olduklarına dair kızlardan bir mesaj geliyor. Dil okulunda çalışanlar ise kızları en son 13'te gördüklerini söylüyorlar. Bu arada verilen saatler o kadar tutarsız ki taksici de en son onları 13.40'da bıraktığını söylemişti. Ama ben kızların kamera görüntülerinden bir çizelge oluşturdum ve buna göre kızlar 11'de yürüyüşe başlıyorlar. Ve bu yolculuktan hiçbir zaman tabii ki dönmüyorlar. Şimdi anlatacağım size gerçekten çok detaylar var. Ben mümkün olduğunca sadeleştirerek size anlatmaya çalışacağım. Kafanızı fazla karıştırmamak için. Ama gerçekten bu olay beni çok etkiledi ve çok üzüldüm bir olay. Şimdi bunlar ertesi gün tur ayarlamışlardı ya, tur rehberi ayarlamışlardı. Ertesi gün tur rehberi buluşacakları yere gidiyor ama bekliyor bekliyor, kızlar gelmiyor. Daha sonra okula gidip kızları soruyor, çalışacakları okula. Çünkü rehber de biliyor o gün çalışmaya başlayacaklarını. Onlar da görmediklerini, bilmediklerini söylüyorlar. Miriam'ın evine gidiyor. Kapıları ayrı oldukları için gelip gelmediklerini, bilmediklerini söylüyor. Ve kahvaltılarını bıraktım kapıya diyor, uyuduklarını düşünüyorum diyor. Kapılarını açıyor yedek anahtarlar ve kızlar orada yok. Hatta hiç gelmemişler. Chris'in babası da endişeleniyor ve Miriam'ı arıyor. İşte diyor ki ben kızımla her gün konuşurum. Günde 4-5 kere kızımla konuşurum. Ama dünden beri kızımla hiçbir şekilde konuşmadım. Ve çok merak ediyorum diyor. Demin bahsettim piyanista bölgesinde iki Fransız çift yürüyüş yapacak bu arada. Ve tur rehberi onlara diyor ki dün diyor oradan çığlıklar geldi diyor. Bence diyor bugün diyor oraya girmeyin diyor. Orada yürüyüş yapmayın diyor. Saat 17'de ise saat 17'de yani akşam 5'te yani kızlardan en son haber alındıktan 27 saat sonra polise haber veriliyor ve polis aramaya başlıyor. Aslında çok gecikmiş bir arama yani 27 saat. Hani kayıplarda biliriz ya ilk 24 saat çok önemlidir diye. Yani bu kızları 20, 27 saat geçiyor. Çok gecikiyorlar. Yani polis 25 profesyonel ve 20 gönüllüyle arama başlatılıyor. Ancak kızların ailesi Panama polisine güvenmedikleri için kendisi Hollandalı dedektiflerle de kızları aramaya başlıyorlar. İşte helikopter aslında havalanacak ama şanslı hava şartlarından dolayı helikopterle de arama yapılamıyor. Devlet başkanı bu sırada TV'lere çıkıyor ve ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Bu sırada savcı, bu olayla ilgilenen savcı ilk baştan beri kızların başına bir kaza geldiğini söylüyor. Ve muhtemelen öldüklerini söylüyor. Ama bunun doğal bir kaza olduğunu, işte köprüden düşmüş olabileceklerini söylüyor. Büyük ihtimal köprüden düştüler ve işte kafalarını falan çarpıp o şekilde hayatlarını kaybettiler diyor. Ve olayın üzerinden bir hafta geçiyor. Miriam'ın söylediğine göre kızların uzun bir yürüyüş planı yoktu. Ona göre hazırlanmıştı. Mesela yanlarında sadece bir şişe su vardı. Yani bir şişe su neye yeter? Bir de iki kişi bir şişe su neden alıyorsunuz ki yanınıza? Yani yürüyüşe çıkıyorsunuz. Yani bir şişe su bir gün bile yetmez sonuçta. Aileleri kızlar için ölü ya da diri bulunsalar da 30 bin dolar ödül vereceklerini söylüyorlar. Daha sonra Nisan ayı bitiyor ve Mayıs ayına geliniyor. Ve Mayıs ayında köpekli aramalar başlıyor. İşte köpekler ormana giriyor, arama yapıyorlar. Ancak hiçbir şey bulamıyorlar. Kaybolmaların üzerinden 70 gün sonra yürüyüş yaptıkları bu noktaya 14 saat mesafedeki bir yürüme mesafesindeki bir köyde kadın nehir kenarında oradaki yerel halktan o köydeki yerel halktan bir kadın mavi bir sırt çantası buluyor.
Ve burası da kızların son görüldüğü noktadan 15 kilometre uzakta. Yani dediğim gibi yürüyerek 14 saat uzaklıkta. Ve yürüme yollarından çok ayrı bir yerde yani. Alakasız bir yerde. Ve çok zorlu bir yol. Yani kızların oraya yürümüş olması imkansız gibi bir şey. Ve yani akşam falan yürümeleri zaten çok zor o yolda. Burada enteresan olan şöyle bir detay var. Bu yerel kadın bu mavi çantayı bir gün önce orada görmediğini söylüyor. Ve bu kadın her gün o nehire gidiyor. Çünkü bulaşıklarını, çamaşırlarını o nehirde yıkıyorlar. Kendileri de orada yıkanıyormuş. O yüzden mutlaka her gün o nehre gidiyor. Ve kendi gitmese de köydeki başka insanlar mutlaka o çantayı görürdü diyor. Ve ayrıca şöyle bir detay var. Çanta inanılmaz temiz. Ve düşünün 70 gün geçmiş kızların kaybolduğundan itibaren 70 gün sonra o çanta bulunuyor ve çanta tertemiz. Üzerinde ne bir çamur ne bir toz hiçbir şey yok. Ve çantayı açıyorlar. İçinde iki tane temiz sütyen, iki cep telefonu, biraz para, iki güneş gözlüğü, Liza'nın pasaportu, Chris'in de sosyal güvenlik kartı duruyor. Bunların hepsi tamamen kuru. Hiçbir şekilde bir yıpranma, yırtık hiçbir şey yok. Hiçbir kusurları yok. Sanki böyle temizlenmiş gibiler bu arada. Telefonları kapalı ama çalışır durumda. Telefonlarında da hiçbir sorun yok. Ve şöyle bir şey var. Yine yakınlarda Chris'in kot şortu bulunuyor. Güzel bir şekilde böyle katlanıp kayanın üzerine konulmuş şekilde Chris'in kot şortu bulunuyor. Normalde kızların yanında bir de bıçakları, power bankleri ve oda anahtarları varmış ama bunlar çantanın içinden çıkmıyor. Bulunan şeyler DNA için taranıyor ve sonuçta 34 farklı parmak izi çıkıyor. 13'ü sırt çantasında, 12'si telefon ve kamerada, 6 farklı parmak izi de sütyenlerde bulunuyor. Ama Panama polisi etrafta hiç kimsenin incelemek için DNA'sını almıyor. Bu arada yerel bir gazetede çıkan habere göre de DNA'lardan biri Panama'daki veri tabanında bulunan DNA'lardan birisiyle uyuşuyor. Ama bununla da ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Yani polis bu DNA'yı da araştırmıyor. Sütyenlerdeki DNA da inceleniyor. Bunlardaki DNA'lardan biri de teşkilattan bir çalışana ait olduğu ortaya çıkıyor. Bunun da muhtemelen hani polisin orada kendi dokunup olduğu düşünülüyor. Telefonları inceleniyor. Kızlar yola çıktıkları 1 Nisan günü 11'de 2 saat yürüdüler ve bir de manzara kısmına, tepeye varıyorlar. Bir de aileleriyle görüştüklerini biliyoruz. En son görüşme oydu zaten. Piyanista yolun ilerisinde korkunç bir ormanlık yol var. Yılanlı yol da deniyor buraya hatta. Chris'in telefonuna bakıldığında Hollanda acil numarası olan 112'nin arandığı görünüyor. Ama bu arama telefon çekmediği için bağlanılamıyor. 10 dakika sonra Liza'nın telefonunda aynı şey yapılıyor. Sonrasında 14 saat boyunca telefonları tamamen kapalı. Ertesi günü 2 Nisan'da tekrar 112 aranıyor. Sinyal yine yok. Telefon 11 Nisan'a kadar açılıp kapanıyor, açılıp kapanıyor ve toplam 77 kez 911-112 acil hattı aranıyor. Sabah deniyorlar, öğlen deniyorlar, yani devamlı deniyorlar. Ve üçüncü gün Liza'nın telefonundan Miriam'a bir WhatsApp araması yapılıyor. Ancak Miriam buna cevap veremiyor ve buradan da yine bir sonuç alınamıyor. Ve beşinci günde de yine telefonlardan biri yine açılmak isteniyor ama açılamıyor. Bu birkaç gün devam ediyor. Bir telefon ayın 5'inde, diğeri ise 11'inde tamamen kapanıyor. Telefonların içinde hazırlanmış hiçbir mesaj, SMS yok. Herhangi bir işte hoşça kalın, biz şu şekilde tehlikedeyiz, şurada mahsur kaldık gibi bir mesaj yok. Ailelerine bir arama denemesi yok. Sadece bu acil numaraların aranması var. Ve PIN kodunun yanlış girilmesi durumu söz konusu. Şimdi fotoğraflara gelelim. Fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. Bu fotoğrafları çektikleri makine Canon marka bir fotoğraf makinesi. Ve içinde 130 tane fotoğraf var. Fotoğraflarda mutlular, geziyorlar, selfie çekiyorlar. Fakat
Bir zaman sonra bu zirveye yaklaştıkları zaman yüz ifadeleri değişmeye başlamış fotoğraflarda. Mesela yan yana değiller, hep uzaktan birbirlerini çekiyorlar. Ve bir noktadan sonra Lisa'nın hiç fotoğrafı yok. Zirveye çıktıktan sonra epey bir fotoğraf peş peşe çekiyorlar. Saat 14 civarı Chris kayalıklarda tek başına ve o dakikalarda ailesine haber verdiklerini biliyoruz. Bu fotoğraflardan bir lokasyon belirleme durumu olmuyor. İş bir yerden sonra biraz tuhaflaşıyor. 1 Nisan'dan sonra 8 Nisan'a kadar hiç fotoğraf yok makinede. Ve 8 Nisan'dan sonra fotoğraflar belirli olmaya başlıyor. Bu fotoğraflar son derece saçma, hiçbir anlamı olmayan ve gece çekilmiş fotoğraflar. Böyle bir takım toz zerrecikleri görülüyor fotoğraflarda. Bir fotoğrafta Chris'in saçları olduğu söylenen bir fotoğraf var. Bu arada saçlar çok temiz, çamur, keçelenme falan öyle şeyler yok. İnsanlar bu fotoğrafta kan izi gördüklerini söylemişler ama bilmiyorum, ben göremedim öyle bir kan izi. Bir fotoğrafta ayna var, önünde tuvalet kağıtları sıralanmış. Yani böyle bir sürü saçma sapan fotoğraflar var. 8 Nisan'da 1-4 arası çekilmiş 90 tane garip fotoğraf bunlar. Ve çoğunluğu gökyüzü ya da böyle uzaklara bakılarak çekilmiş. Yani şöyle, 1 Nisan'da kızların çektiği güzel fotoğraflar, 8 Nisan'da ise çekilmiş 90 tane saçma sapan fotoğraf var makinede. Bu tarihler arası ise, 1 Nisan ile 8 Nisan arası ise hiçbir fotoğraf yok ve 509 numaralı fotoğraf da silinmiş. 508 var, 510 var ama 509 yok. 508 1 Nisan'dan, 510 da 8 Nisan'dan. Ve tüm fotoğraflar çekildikten sonra silinmiş bu fotoğraf bu arada. Bunu da yapmak için makinenin bir bilgisayara bağlanması gerekiyormuş. Bunun dışında inceleyen ekip makine üzerinde ne işlemler yaptığını görebiliyor. Bir tane fotoğrafta kızlardan biri flu çıkmış. Onu mesela silmişler, onu görebiliyorlar. Ama o 509 numaralı fotoğrafı asla göremiyorlar. 3 tane de fotoğrafı böyle döndürmüşler mesela, onu da görüyor uzmanlar. Fakat bu 509 numaralı fotoğrafın ne olduğu hiçbir zaman bilinemiyor ve sonuç olarak bu fotoğraflardan da hiçbir lokasyon bulunamıyor. Yani hiçbir bu fotoğrafların aslında hiçbir faydası olmuyor. Peki kızlara ne oldu? Peki bu ne oldu bu kızlara? Maalesef Haziran ayında arkadaşlar, kızlara ait kemikler bulunuyor. Bir ayakkabı bulunuyor. Öncelikle ayakkabının içerisinde kızlardan birinin kemik halinde ayağı var. Pelvis kemiği, leğen kemiği, toplam 3 adet kemik bulunuyor. Lisa'nın kemikleri Chris'e göre daha iyi durumda. Chris'in kemiklerinde renk açılması var. Bunun işte güneş ışıklarının çok fazla almasından ya da fosfat yüklü olmasından kaynaklandığını söylüyorlar. Bu da bir hayvan tarafından işte yutulup sonra ağzından tekrar çıkarılması sonucunda oluyormuş. Yani mide asiti kaynaklı oluyormuş bu renk değişimi. Bulundukları yerde öldülerse en az iki nehri geçmiş olmaları gerekiyor ve eğer öyleyse neden yukarı çıktıkları muamma, neden oraya gittiler? Kemiklerden bir ölüm nedeni tespit edilemiyor. Kemikleri resmi raporunda ise şu söyleniyor. Savcının da söylediği gibi yoldan sonra gelen vahşi orman labirentine girip oradan da ilerleyip bir Monkey Bridge diye bir köprü var. Bu Monkey Bridge sadece bir halattan oluşuyor ve güya bu köprüden geçerken düşmüşler ve boyunlarını kırarak ölmüşler. Hollanda tarafı ise kesinlikle bunun bir kaza olduğuna inanmıyor ama bunu kanıtlayan bir veri de yok bu arada. Bu arada bu iki kişinin tek çanta taşıması da bana bir garip geldi. Yani hani siz arkadaşınızla yürüyüşe çıkacaksınız, herkesin kendi çantası olmaz mı? O da bir garip geldi bana. Şimdi de teorilere geçmek istiyorum. Bu olayla ilgili binlerce teori var. Ama ben sizlere en hani akla mantığa yatkın olanlarından bahsetmek istiyorum. Teorilerden biri şu: kızların çıktıkları gezide yollarını kaybedip kaybolmuş olmaları. Bu sebeple acil servisleri aramışlar ancak telefonları çekmemiş. Yollarını bulmak için ilerledikleri anda da tehlikeli bölgelere girdiler. Tahminen 6 Nisan tarihinde Chris bir kaza sonucu ciddi şekilde yaralandı.
botun içindeki ayak düşünüldüğünde yüksek bir yerden düşerken ayağına kırılıp kopmuş olabileceği düşünülüyordu. Lizanne onun telefonundan yardım isteyecekti ancak pin kodunu bilmediği için yanlış girdi. O sırada Chris'in bilinci kapalı olmalıydı çünkü eğer kendinde olsaydı Lizanne'ye doğru şifreyi söyleyebilirdi. Lizanne defalarca telefonu açmayı denedi ancak başarılı olamadı. Sonunda Chris'i bırakıp tek başına yardım bulmak için dönmeye çalıştı. Geceleri önünü aydınlatabilmek için de fotoğraf makinesinin flaşını kullanmıştı. Ancak bu teşebbüs de başarısız olmuştu. Bir süre sonra Lizanne de susuzluk, açlık ya da başka bir kaza sonucu vefat etmişti. En çok konuşulan teori ise başka kişilerin olaya dahil olmuş olabileceğiydi. Her ne kadar olaya dahil olan birilerini kızların telefonlarını ortada bırakmayacakları düşünse de konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. 2016 yılında Daily Beast isimli bir internet sitesinde Buket'teki bir tur rehberinin olayla ilgisi olabileceği yazılmıştı. Rehberin ismi verilmemişti ancak yerel halktan birçok görgü tanığı kızlara 24 saat önce onunla buluştuğunu iddia ediyorlardı. Söylediklerine göre rehber kızlara orman içinde tam paket bir gezi teklif etmişti. Teklifin içine rehberin dağ evinde bir gece konaklamak da vardı. Ancak kızlar bir sebepten ötürü bu teklifi kabul etmediler. İsmi verilmeyen rehber çevrede kadınlara yakınlığıyla bilinen bir rehber. Aynı bölgeyi daha önce ziyaret etmiş. Bazı Reddit yazarları seyahatleri sırasında bu rehberle karşılaştıklarını ve adamın kız arkadaşlarına aşırı şekilde yaklaştığını, hatta birkaç kez onlara dokunduğunu yazmışlar. İddiaya göre kızların kemiklerini ilk bulan da oydu ve bu kanıtların adamın çiftlik evine bu kanıtlar çok uzak değildi. Acaba rapper hani reddedilmeyi kendine yediremeyip Chris'e ve Lizanne'yi öldürmüş olabilir miydi? Polis soruşturmasından bir şey çıkmasa da bu soru henüz net bir cevap bulabilmiş değil. Olaya başkalarının karışmış olabileceğine dair başka bir bulgu da Lizanne'nin çantasının üzerinde 37 parmak izinin bulunmuş olması. Çantayı bulan kadın onu polise teslim etmeden önce kendi köyünün sakinlerine götürmüş ve çanta elden ele gezmiş olabilirdi. Ancak bu teori polis tarafından hiçbir zaman doğrulanmadı. Cevap bulunamayan sorulardan biri de makineden silinen iki fotoğraftı. Bunları kızar mı yoksa başka birileri mi silmişti ve neden silmişti? 10 hafta boyunca kızlarla ilgili hiçbir şey bulunmazken önce çanta sonra kemik kanıtları nasıl da arka arkaya ortaya çıkmıştı? Bunlar gerçekten ilginç detaylar. Teorilerden birisi de olaya uyuşturucu çetelerine dahil olması olabileceğiydi. Buket'te Costa Rica ile birlikte uyuşturucu yapılan alanlara yakındı ve bölgede daha önce kartellerin işlediği cinayetler mevcuttu. Uyuşturucu çeteleri yanlış zamanda, yanlış yerde bulunan kızları öldürmeye çalışmış, sonra da asitle yok etmeye mi çalışmışlardı? Kemiklerin ağrımasının nedeni asit olabilir miydi? Bir yıl önce bir YouTube kullanıcısı olayla ilgili bir YouTube videosunun altına bir yorum yazdı. Söylediğine göre olayla alakalı basına sızmayan bir bilgi vardı. Kızları o gün patikaya bir taksi bırakmıştı ve araçta kızlarla birlikte iki kişi daha vardı. Taksi şoförü polis tarafından yapılan sorguda taksidekileri indirdikten sonra bölgeyi terk ederken bir 4x4 arazi aracının bölgeye yaklaşmış olması da işin ürkütücü tarafındaydı. Bu taksi şoförünün bir yıl sonra nehirde ölüsü bulundu. Konuyla ilgili yapılan araştırmada ise hiçbir bulguya rastlanmadı. Yani bu kızların ne olduğu hala bilinemiyor. Gerçekten çok acı. Özellikle aileler için çok acı. Yazık olmuş kızlara. Gerçekten yazık olmuş. Evet, umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir. Çok karışık bir olay bu. Ben mümkün olduğunca sadeleştirerek anlatmaya çalıştım. Çok detayları olan bir olaydı çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.